Bazen böyle internette falan dalga geçiyorlar. Ya bu dayılar niye parka gelip oturuyor ki gitsin evlerinde otursunlar diye. Yani arkadaşlar adamların canı sıkılıyor ve gelip parkta oturuyorlar. Ya yani onlardan birinin yerine kendinizi koyun. 50 yaşlarda, 60 yaşlardasınız ve gidip bir parka oturdunuz, kafanızı dayadınız ve geçmişe bir bakış attığınız zaman ya aklınıza iki cümle, iki tür cümle gelecek. Ya keşkeler ya da iyikiler. Ya keşkeler, ya iyi Ya şimdi ben burada çabalıyorum, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum veya işte hocalar ders anlatmaya çalışıyor veya işte ailen belli bir maddi manevi destek olmaya çalışıyor. Herkes bir yerden bir şekilde destek olmaya çalışıyor. E sen de burada bahane üretirsen, bu emin ol bizde hiçbir alakası yok arkadaşlar. Sizin ürettiğiniz her bir bahane altınızda yanan aşıt ateşe bir odun oluyor. Ya bunun farkında mısınız bilmiyorum ama şu an hepimizin altında kaynayan bir kazan var. Onun altında bir ateş var ve sizin her bahaneniz bu ateşe bir odun atmak oluyor. Ya burada hayallerini yaşamak varken 50 yıl sonra, 20 yıl sonra, 40 yıl sonra geriye dönüp baktığın zaman keşkeler diyeceğine 5 ay ya çok da 150 gün var burada. Niye direniyorsun ben anlamıyorum ki ya. Yani niye işte ders çalışmaya oturunca kafan ağrıyor, işte biri ses yapıyor, oradan atom bombası patlıyor, buradan dinozor evini basıyor, oradan bilmem ne Ya bunun niye oluyor? Yani sen biliyorsun kendini kandırıyorsun. Arkadaşlar 2,5 milyon insan giriyor. Yani bunlardan birçoğu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Çünkü artık şunun farkındayız. Üniversite okumanın hiçbir anlamı yok. Allah aşkına üniversite okumanın bir anlamı olmadığını Saur Sultan bile biliyor. Sen istediğin yerde, istediğin bir bölümü okumadığın sonra boş ya ben günde 3-4 kişiyle görüşme yapıyorsam vallahi bunun yarısı, en az yarısı ya üniversite mezunu ya da üniversite okurken bölümünü bırakmış. Bir daha sınava hazırlamak isteyen insanlar. Ya bunun sebebi ne biliyor musun? Adamlar hayatından memnun değil. Ya sen şimdi bu 5 ayını yakmazsan önündeki belki 5 yılını belki bir ömrünü yakacaksın. Ya ne var burada abi? Sokağa çıkma yasağı var Allah aşkına. Pandemi var. Her yer kapalı ama sizde bahane bol. Ya o oldu. İşte ayağım kaydı, kafam ağrıdı. Ya kime neye bahane üretiyorsun? Ben anlamıyorum ki. 150 gün sonra oturup gece ağlarken kimse senin yanında olmayacak. Kendine ne bahane üreteceksin? Sonra işte yazıyorlar hayatım çok kötü bilmem neyim çok kötü. Arkadaşlar çalışmazsanız hayatınız kötü olacak. İşte bazen bana da şey yazıyorlar. Abi hep aynı şey giyiyorsun boğaz için iyi ki kazanmışsın. Sana ne? Kazandım. Sen de kazan sen de giy. Kendi üniversitenin sivitini veya buna ne diyorlarsa işte kapşonun üstünü. Abi kazan giy yani. Bu kadar hani insanlar bu sivitleri bunu şeyleri giyerken kendi bölümlerini okurken, mutlu mutlu otururken senin onlardan ne farkın var Allah aşkına? Bahaneler hariç aranda hiçbir fark yok. Ya abi her bir bahane yerine ya bugün daha çalışayım de kendine. Ya bugün biraz daha göstereyim gücümü de. Yani sen abi şunu anla artık ya Allah aşkınıza yani ben dilimde bir, bir tüy bitti hani anlata anlata. 2.4 milyon insanın 1.7 milyonu mezun. KPSS'de Türkiye birincisi olan adam hademe oluyor. Temizlik görevlisi oluyor. KPSS'e ye kaç bir milyon kişi girdi 1600 kişi atandı. Şaka değil bak. 1 milyonda 2000 diyelim hadi 2000 olsun. 1 milyonda 2000 demek. Çok affedersin ama arkadaşlar bir hani şöyle koca bir şehirde bir köy bile demek değil yani. Bir, bir ev demek öyle düşünün. Şu an mesela e, koca bir şeyi düşünün. Şehri Van'ın mesela düşünün. Van'ın nüfusu 1 milyon. Burada sadece bir ev kazandı gibi düşünün. Yani bir, bir step, bir blok kazandın gibi düşünün sınavı. Arkadaşlar KPSS'de durum ortada. E, i̇yi bir üniversite okumazsan iş bulamayacaksın. yaz. Yaz işsiz kaldım yaz. Youtube'a yaz çıkıyor. Ya sen istediğin bölümü yetenekli olduğun sevdiğin işi yapmazsan o durum ortada. Ya abi zaten pahalılık ortada gıdada dünya şampiyonuyuz. Dünya ikincisiyiz pardon. OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonda dü e dünya birincisi. Tüm dünyada dünya ikincisiyiz gıda enflasyonda. Yani bugün 5 liraya yediğimiz şey yarın 6-7 liraya alıyoruz biz. Dünya şampiyonuyuz ya. E ben daha ne diyeyim sana? Geçen gün bir genç intihar etmiş. İş bulamıyorum diye. Ya bunları göre göre kendini ateşe atıyorsan artık benim diyecek bir şeyim yok. Yani sen ne olursa ol kendini o ateşe atacaksın. Dediğim gibi arkadaşlar, ya eline yangın tüpü ben veriyorum sana, yangın tüpünü veriyorum. Ya altındaki ateşi söndürmek senin işin ya da alacağın eline her bir bahaneyle bir odun daha atacaksın o ateşin altına. Ama unutma yanan ne ben olacağım ne çevrende arkadaşın ne başka bir. Yanan yine sen olacaksın canım kardeşim. 5 ay. 5 ay sonra o başardığın mesajını bekliyorum. Ama biliyorum ki bu videoyu izleyenlerin yarısından fazlası o mesajı atamayacak. Çünkü istatistikler bize onu söylüyor. 2.4 milyon insanda 1.7 milyon insan üniversiteye yerleşemiyor diyor istatistikler. Yani şöyle söyleyeyim size. Her 3 kişiden ikisi yaklaşık üniversiteye yerleşemiyor. Bak iyi üniversiteye gidiyor. Sevdiği bölüme gidiyor demiyorum. Üniversiteye yerleşemiyor diyorum. Bunun da en fazla 10 kişiden biri istediği bölümde mutlu bir şekilde okuyordur. En fazla. O yüzden bu videoyu da 100.000 kişi izlerse veya 50.000 kişi izlerse en fazla 5.000 kişi bana mesaj alacak. Görüşmek üzere.